Öyle oldu ama daha çok seçimle ilgili bir konuşma oldu da diyebiliriz. Amerikan Başkanı dedi ki Amerika'ya orta kesim kurdu, orta kesimi de sendikalar kurdu dedi. Zaten sendika yanlısı sendikalaşmayı destekleyen bir başkan olarak dünya Başkan Joe Biden ki seçim sürecinde de sendikaların onu desteklemesi 2020 seçim sürecinde de kendisine oldukça avantaj sağlamıştı. Çalışanlarla orta kesimle ilgili konuştu ama bununla birlikte ara seçimlere de az bir süre kaldı. Yaklaşık 9 haftalık bir süre kaldı Kasım ayındaki. İşte seçimlere yönelik mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Öncelikle neden Wisconsin ve Pennsylvania eyaletleri böyle bir günde, böyle bir günde diyoruz. Çünkü mesela şu anda biz başkent Washington'ın merkezindeyiz. Bulunduğumuz bölgede aracı park etmeye yer bulmak oldukça zor. Nedeni federal tatil olması yerli turist akınına uğramış durumda başkent Washington. Ama Başkan Biden işte böyle bir günde çalışmayı tercih ediyor. Nedeni de yaklaşan seçimler Wisconsin ve Pennsylvania genelde kararsız eyaletler olarak nitelendiriliyor. Hem Cumhuriyetçiler kazanabilir hem Demokratlar kazanabilir. Çok önemli. Senato'nun özellikle Kongre'nin üst kanadı Senato'nun kaderini bu iki eyaletin belirleyeceği belirtiliyor. İşte bu nedenle de Başkan Joe Biden ilk durağı Wisconsin'di. Wisconsin'de hararetli bir konuşma da yaptı diyebiliriz. Kürsüde pek fazla durmadı. Sahneyi dolaştı elindeki mikrofonla ve yaptıklarını anlattı. Amerikan kurtarma planından bahsetti. Bu kurtarma planı, Amerikan Rescue Plan, bunun Amerikalılara neler sağlayacağından bahsetti. Wisconsin'e, eyalete gelecek yatırımlardan bahsetti Amerikan Başkanı. Wisconsin'in Cumhuriyetçi senatörünü eleştirdi ve Wisconsin'lere bir nevi demokratlara oy verme çağrısı yaptı. Daha yapacaklarımız var mesajını verdi Amerikan Başkanı. Cumhuriyetçi Parti'yi eleştirdi. Cumhuriyetçi Parti'nin şiddeti, geçmişi, kızgınlığı tercih ettiğini söyledi. Biz ise geleceğe bakıyoruz dedi ve bu geleceği hep birlikte kurabiliriz dedi Başkan Joe Biden. Başkan Joe Biden'ın Wisconsin'de yaklaşık yarım saat sürdü konuşması. İşte Wisconsin'den sonra da Pennsylvania'ya hareket etti. O da bir başka kararsız olarak nitelenen eyalet. Orada da başkan yardımcılığı döneminde ve sonrasında da katıldı aslında. İşçi bayramı ya da çalışma bayramı geçit törenine katılacak Amerikan Başkanı Pennsylvania'ya bir hafta içinde üçüncü kez gitmiş olacak Başkan Joe Biden. Bu da Pennsylvania'ya bir nevi verdiği önemi gösteriyor. Pennsylvania'daki yarış oldukça önemli Senato'nun kaderi açısından. Senato'da Pennsylvania'da hemen hatırlatalım Mehmet Özde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı akşam saatlerinde de orada da geçit törenine katılacak Başkan Joe Biden.